Saygıda gel asiyacılarımız şimdi geçerli doktora rüya da baktan bir sağlık ve teramız vardı bir onu izleyelim ondan sonra tekrardan onunla bir daha karşımızda olmak. Günaydın vatanım, günaydın tüm Türkmen milletine, günaydın stüdyodaki arkadaşlar. Değerli aziz milletimiz devam eder. Sizden sizin sağlığınızla ilgili önemli mesajlarımız ve önemli bilgilerimiz. Bugün bir özel bir konu seçtim sizin için. Çoklar milletlerimizden ki mani izleyenler bundan şikayet ettiler. O da vitamin D ve kalsiyum eksikliği. Kalsiyum ve vitamin D çok önemli iki maddedir. Aynı da vitamin D canda. Gelin ilk kere alalım kalsiyum. Kalsiyumun ne faydası var? Tabii ki dediğimiz zaman kalsiyum diyerek sümüğün sıhhati. Sümüğünde birkaç bir hastalıklar var. Bir de azalanın sıhhatinden de. Bazı durumlardan geçer, beşer bilmeden bu eksiklik var özünde. O da kalsiyumun eksikliğinden gelir. Gelin ilk kere bakalım kalsiyum eksikliğinin sebebi ne olabilir? Olabilirsen bazı yemekler alsan, bazı yemekler almasan eksiklik yaparsan da olabilir bazı darmanlar alsan maddeye tesir edir, koymaz bu maddenin imtisası olsun canında. Olabilir de sen bazı kadınlarda özellikle hormon değişilmeğinden geçsen koymur bu kalsiyum ki senin canında iyi bir şekilde çalışır. O yüzden bazı birkaç biritirler olar canımızda. O da olabilir bir tek çok tez gizli bir şekilde yorgunluk hissetsin. Olabilir canın, elin, ayağının sıhhati, özellikle azada tarafları, azali bir cuhud yapmak ona edebilmir, katılsın, çalışsın. Onun da daha önemli sümüğün haşhaşası olar, sümükler iyi töremezler. O yüzden bakasan onlardaki büyük yaşlılar bir basit bir düşmakta ya da bir basit sirenmaktan sümükleri kırgınlığa muarraz da olsun. O yüzden olabilir bu kalsiyum eksikliği var. Bu kalsiyum gene yardım eder ki özü çalışmasına kalksın, hardan intisas olsun bu kalsiyum tek yardımcı vitamin D. Vitamin D yardımcı da tabi vitamin D'nin bir sürü işleri var canında birazdan açıklayacak ama kalsiyumla ilgili çok önemli de kalsiyumu her bir sümüğün içine geçirmek için o da vitamin D yapar özün. O yüzden vitamin D'nin de eksikliği, kalsiyumun da eksikliği yardımcı da sümükler yoğultursun. Gizli bir şekilde mafasıl problemler başlasın, incikler başlasın. En önemlisi de dediğimiz haşhaşat edem. Vitamin D de çoklar milletlerimizden bundan şikayetlidir. Vitamin D eksikliğinden o yüzden çok sorunlar gelir. Ne yapalım bizde vitamin D eksik diye de vitamin D kalkmıyor. Tabi vitamin D tek hormondu. Pardon vitamin D ki canında hormon teki işler. Hormon teki işlemek nedir? Her bir haliyenin işine çalışır. Her bir haliyenin canında ne haliye var ise onun işine girer. Gelsek baksak belirtilerin desek vitamin D'nin eksikliği çok çok da ama en önemlisi o da ilk kere saç dökülmek yapabilir. Yani sistemin eksikleştirdiği bir ciltte de bazı problemler çıkar. Olabilir bazen psikoloji durumu biraz rahat etsin. En önemlisi de daim incik olur ellerinde, ayaklarında. Edebilmeli çalışsın, edebilmeli kalksın. Takatsizlik hissedir. O da olabilir vitamin D eksikliği var üzerinde. Bazı büyük bir vitamin D'ler büyük bir problemler yapabilir. Eğer çok eksikliği olsa olabilir o haliyedeki çalışır öldürsün özün o mantıkaya o nesice kan gitmesin o yüzden başka bir biritirler çıkar. Bunu neçe geçeceğin? Tabii ki eğer sen bu biritirlerden ki biz konuşsak bundan geçti sen tahliller testlerini yaparsan vitamin D'den kalsiyum malı az ise ilk kere başlarız yemekten. Yemeklerimiz ne edeğin %30 canımız alır vitamin D'ni yemekten. Kalsiyum da tabi hani o sütlü yemeklerde var, o yeşillerde var, sütlü peynirde, yoğurtu, bazılar buna meraktakiler, sütte meraktakiler, o yüzden biz diyarık, nasihat ederek bunları fazla alsınlar. Hem masdarca vitamin D için aynı zamanda da kalsiyum için. Bazı sütler de var. Özel kalsiyumlu sütlerde fazla nisbe yapabilirler. Bunlar çünkü eksikliği var özünde. Edebilirsen o sütlerden alasan kullanasan.
Geçtiğimiz zaman yemeği düzlendirdiğimiz zaman balık eti nesihat ederek her zaman ne yeşil var ise onları alalım. Bir de dedik sütlü maddeler. Bunlar geçtikten zaman çok önemlidir. Sen güneşte çıkarsan 9'dan 12 ara yerinin güneşi çok önemlidir. Ağzından bir çeyrek ellerden ayaklar özellikle nedenle %70 canımız alır vitaminini. Güneşten %30'un yemekten olacaktı. Güneş çok önemlidir. Vitamin D de üstelik olsa yardımcı da kalsiyum iyi bir şekilde çalışsın sümüklerden. Üçüncü hutva tabi bunun testini ettikten sonra bazı nisbeler var. Sükte nesihat ederim doktorlara dönsün. Vitamin D de gibi bir şey sükte alasan özün ama doktorun işrafiden olsa daha iyiydi. Sende cüraler var çok çoktu. O testuva bağladı. Sük ise sana o önemli cürani verir. Tabi bu cüralarda bu tabletlerde ya da iğnelerde kırıp içer sözün ya da uğraş sözün. Bunlar da doktorun işrafiden gelir. Üçüncü ardımda gelir. Diyemek doğruluktan, güneşten üçüncü ardım. Bu mükemmelat gıdaiyadır ki diğer üzerine tablet takidi, favar takidi, toz takidi ya da iğne takidi bir sürü var. Ama cüralar sizi elbize de onu doktor tahdid eder, testuva gelir. İnşallah edebildik fayda bulan. Bütün milletlerimize bu basit bilgilerden hoca kalın. Tabii teşekkür ederiz Doktor Rüya Dabbağ ki her zaman bizlere güzel nasihatler sağlıkla ilgili verir. Tabii her zaman nasihatleriyle ilgili neler yapmamız lazımdı. Bir sorun olduğu zaman doktoruna bir şekilde müracaat eder, tahliller. En önemlisi de her zaman ki nasihat verir bize sağlık yemek ve sağlık yani bilgiler kazanağın, ünlü bilağın neler eskikti bizde. Ona göre yapağın, mesela bilağın ne eskikli var bizde testler yapağın doktor müracaat edin ona göre ta ki özümüzü koruyalım bütün hastalıklardan. Aynen tabi insanın sağlığı her şeyden önemlidir. Ve ilk bakmakta göre dikkat etmeği sağlığı olsun. Yani tabi ev önemlidir, araba önemlidir, bilmem ne önemlidir. Bunların yani baksan evde olduğu malzemeler ne bileyim ihtiyacatları filan bunları getirmek, almak filan etmek önemlidir ama sağlığı hepsinden önemlidir. Yani maalesef bizler bakırız, bazı insanlarımız vardı. Arabasında bir sorun olanda yoksa bilmem evde bir cihazda bir filanda sıkılık olanda hemen gidip acele onları alıp getirir. Ama sağlığında olanda yalla kalsın yine çok İhmal önemli diyor ki böyle bir ay sonra giderim ya bilmem ne. İlla baksan hatta bir dişi olduğu zaman bir dişinde birinci olduğu zaman illa diş tam yani düşürtmeyince özün, çok ağırtmayınca özün doktora gitmir. Ya mesela diyağın dersinde bir sorun olanda, ya mesela kilyasında filan böbreğinde. Yani her birine sorunu olanda her ertel özün gitmir. İlla Allah etmezsin yatağa düşende filan düşende yalla doktorlara gelir. Bu da çok yanlıştı. Yani umarım inşallah insanlarımızdan sıhhatlerini, sağlıklarını ihmal etmezsinler. Çok dikkat etsinler. Hemen bir Allah etmezsin bir hastalık, bir ağırlığa incikler oldukları zaman doktorlara geçsinler, testlerini yapsınlar ve bütün insanlarımıza da sağlıklar diyelim inşallah.